için bu hafta çok özel bir eve konuk olduk. Birbirinden özel skeçlerin ve sohbetlerin yer aldığı Çat Kapı bölümümüz şimdi ekranlarınızda. Kıpkısın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıpkısım, Kıpkısım. Kıpkısın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıpkısım, Kıpkısım. Şirketler grubunun sunduğu Adım Adım Londra programının en özel bölümlerinden bir tanesi Çat Kapı bölümündeyiz efendim. Ve bu hafta sizler için yine çok özel bir eve konuk olacağız. Acaba kime gidiyoruz bugün? Bir görelim bakalım. Gerçi evin girişindeyiz şu anda. Gayet güzel çiçeklerle donatılmış. Bakalım bir ev. İyi, güzel sanatlardan biri olması gerekir diye düşünüyorum. O zaman küçük bir tiyo verelim ekran başındaki izleyicilere. Aslında çok tanıdık bir sima, çok iyi bir sanatçı diyelim ama fazlasını da söylemeyelim efendim. Tabii ki birbirinden güzel ve değerli ev hediyelerimizle beraber gidiyoruz Çat Kapımıza. Kofalı Hot Nuts'tan birbirinden lezzetli ve sağlıklı kuru yemiş paketimiz. Noyanlar Şirketler Grubu'ndan yine bir adet hediye çantamız var. İçinde Serpus Meze'den 2 kişilik yemek ve Noyanlar Şirketler Grubu'ndan yine gazetemizin üzerinde şans numaramız ve konuk olacağımız eve doğru dilerseniz gidelim bakalım bu sefer bu kapının arkasından kimler çıkıyor. Yürü gidelim. Hadi bakalım. 36 numara. Evet, iki kapılı giriş Londra evleri. Aa. Tabii ekran başındaki izleyicilerle bu detayı paylaşalım. Çok değişik bir kapı zilimiz var efendim. Kapının üzerinde. Dilerseniz bir çalalım bu çanımızı. Okula mı geldik? Sanki okula geldik gibi yalnız. İyi akşamlar efendim. Berat Adım Adım Londra programı Çat Kapı. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle buyurun. Teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden özel ve güzel sohbetler gerçekleştirmek üzere konuk olduğumuz evin içerisindeyiz. Fakat bu haftaki evimiz çok özel. Sanat dolu bir ev. Kendi alanında, tiyatro alanında çok başarılı bir sanatçı, bir yazar. Zannediyorum kapı açıldıktan sonra da ekran başındaki izleyicilerimiz kendisini yakından tanımıştır. Sevgili Osman Balıkçıoğlu ve ailesinin evine konuk olduk efendim bu hafta sizler için. Önceliğinde çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güler yüzlü, güzel, sıcacık karşılamanız için. Londra havası malum biraz soğuk ama bu karşılamadan sonra hava biraz kırıldı. Nasılsınız? Efendim biz çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Böyle güzel bir sohbet hazırladığınız için size teşekkür ederim başlangıçta. Artık böyle sohbete başlayalım. Sırasıyla ne gerekirse söyleyeceğiz. İnşallah güzel bir gece olacak. Şimdi ekran başındaki izleyiciler çok yakından tanıyordur sizi ama sizi tanımayanlar için kimdir Osman Balıkçıoğlu? Nerelidir? Ne zaman Londra'ya geldi? Kısaca alalım. Efendim ben 1944 yılında Lefkoşa'da doğdum. 28 yaşıma kadar Lefkoşa'da yaşadım. İşte orada belediye memurluğu yaptım. Tiyatro oyunculuğu yaptım. Bayrak Radyosu'nda programlara katıldım. Yaşamım böyle geçti. 1972 yılında da Londra'ya gelip yerleştim. Burada işte restoranlarda şurada burada çalıştım. Bu arada amatör olarak da tiyatro çalışmalarımı sürdürdüm. Şimdi yaşamınız aslında bu kadar değil. Çok dolu bir yaşam, çok zengin bir yaşam çünkü sanat içeren.
bir yaşam. Dolayısıyla konuşulacak çok şeyler var efendim. Sanat konuşmakla bitmez, kelimeler yetmez. Ama ben eşinize de döneceğim, sizi de tanıyalım. Ben Şadiye Balıkçıoğlu. Londra'ya 1973 yılında Ali Koyla Cahir'i oynamak için geldim. Ha, tiyatro. Turneye geldik. Turneye geldik. O gün bugündür buradayız. 5 yıl sonra döneriz dedik. Nice 5 yıllar geçti. Tam 40 yıl oldu buradayım. Şimdi Londra'nın havasından mıdır, suyundan mıdır efendim? Kısa süreliğine gelen buraya yerleşip kalıyor nedense. Bağlıyor. Ben bu minik prensesimizi de tanımak istiyorum. Adını öğrenebilir miyim? Şadiye Balıkçıoğlu. Şadiye Balıkçıoğlu. Senin deden ve nenen mi oluyorlar? Evet. Peki kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Çok tatlısın maşallah. Konuşulacak çok şey var bugün bu evde. Tiyatro konuşacak efendim. Tabii ki iki büyük yetenek var yanımda her şeyden önce. Tabii tiyatro hayatı nasıl başladı kısaca alacağım da evlilik hayatı nasıl başladı sizde? Vallahi biz devlet tiyatrolarında tanıştık. Orada tanıdık birbirimizi. Ondan sonra 1983 yılında resmen evlendik. Ama te o güne kadar da birlikteydik. Yani yine arkadaşlığımız sürdü. 1983'te de resmen evlendik. Evliliğimizin hikayesi bu kadar kısa. Peki kaç çocuk var? Bir tane. Allah bağışlasın. Evet. O da burada sizlerle beraber. Bizler de değil tabii, başka yerde kalıyor ama Londra'da o da. Torun zannediyorum, evet. Oğlunuzun kızı. Allah bağışlasın. Çok tatlı. Şimdi dediniz ki evlilik tiyatro sahnelerinde başladı. Evet. Zaten evliliğin özüne bakacak olursak bir tiyatroyu andırır. Perde önü kahramanlar karı kocadır. Öyle derler. Tamamen bir oyun. Tamamen bir oyun ama bu oyunu başarılı bir şekilde sürdürmek tabii ki her yiğidin harcı da değil bu zamanda. Bunun sırrı nedir, bu kadar mutlu bir evliliğin sırrı? Yani oyunu kurallarına göre oynamak mı acaba? Vallahi tahammül diyeceğim ben. Yani birbirine tahammül etmedir bana göre. Şimdi tabii modern evlilikler uzun sürmüyor. Birden böyle çabucak evlenip boşanıyor insanlar. Acaba çabucak elektrik aldıkları için mi? Olabilir. Hani hava şartları, elektrik kesintisi olduğunda falan yüksek, ya da yüksek yani voltajda elektrik çarpıyor birdenbire, fos diye sönüyor galiba her şey, öyle mi acaba? Vallahi bilmiyorum, elektrikten mi hava gazından mı bilmiyorum ama çabucak bitiyor. Böyle çabuk evlenip çabuk boşanıyor insanlar. Bizim zamanımızın insanları böyle pazara kadar değil mezara kadar evlenirlerdi. Şimdikiler öyle değil. Bizim 40 yılı aştı birlikteliğimiz. 41 kere maşallah. 41 kere maşallah. Vuracak tahta da bulamadık ama. Beraberliğimiz 41 yıl. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle geçinip gidiyoruz Allah'a şükür. Allah nice geçimler versin. Benim bir şey dikkatimi çekti. Eski evlilikler, yeni evlilikler filan festiken dedi Osman Bey de. Siz zamanında şu anki evlilikler gibi bir evlilik yaptınız. Uzun bir arkadaşlık döneminden sonra resmi nikah giydiniz ama hala daha berabersiniz. Halbuki şimdi yine aynı şekilde uzun süre beraber olurlar. Nikahı başladıktan bir yıl sonra da ayrılırlar. Tabii ki az önce sevgili Osman Balıkçıoğlu dedi ki birbirine tahammül etmektir aslında işin sırrı. Çünkü kimse dört dörtlük değil. Herkesin mutlaka kusuru var. Önemli olan karşısındaki insanın kusurlarıyla kabul etmesi. Peki eşinizi size soracak olursam üç kelimeyle nasıl tarif edersiniz? Eşim çok dürüst bir insan, çok iyi bir tiyatro sanatçısıdır ve çok iyi bir babadır. Peki, tiyatro sahnelerinde uzun yıllar beraberce oynadınız, oyunlarınızı sergilediniz ki birbirinden başarılı oyunlara imza attınız ikiniz de. Tiyatro sahnesinde oynamakla evin içerisinde o evcilik oyununu oynamak arasında nasıl bir fark var? Çok büyük bir fark var. Şimdi sahnede rol yapıyorsunuz. Evet. Ama evin içinde yaşıyorsunuz. Gerçekten. Sizin yaşamınız bu gerçek, realite. Yani orada rol yapamazsınız. Orada olduğu gibi, özür dilerim, olduğunuz gibi görünmek zorundasınız. Onun için çok büyük fark var arada. Yani sahneyle evde yaşantınız tamamen değişiktir, farklıdır. Benzerlik de yok aralarında. Evet. Ben eşinize dönmek istiyorum yine. Tabii ki aynı sahneyi siz de paylaştınız eşinizle. Nereden başladı bu tiyatro hayatı?
Ben Kıbrıs'ta ilk sahne, Kıbrıs Türk Tiyatroları'na alındığım gün ayağımı böyle basıp merdivenlerle çıkılırdı ilk sahneye. Kapıda ilk karşılaştığım Osman oldu. O gün bugündür beraberiz. Yani ilk demek ki kaderimmiş. Peki tiyatro hayatına başlamanız nasıl oldu? Tiyatro hayatına liseyi bitirdikten sonra ben Baf'ın bir köyündenim. Köye döndüm. Çok ailem iyi durumda değildi. Fakir insanlardı. Çalışmak zorundaydım. Öğretmenliği denedim. Daima öğretmendi. Okulda beni hiç açmadı. İşte tiyatroda da o zaman 3 kişi alınacaktı. Münhal vardı. Babama sordum, baba katılabilir miyim? Yapabilir misin kızım dedi. Dedim ki okullarda çok yaptım. Gidip bir deneyeyim, kurslara katılayım bakalım. Alınırsam alınırım. Peki kızım dedi. Lefkoşa'ya gittim, orada kurslara katıldık. Sınavlardan sonra işte alındım. Devamı da geldi. Devam, bugüne kadar devam. Peki, ben yine Osman Balıkçıoğlu'na dönmek istiyorum. Tabii ki tiyatro bir tarafa. Radyo programları da var, başarılı radyo programları var. Bir de kitap yazarlığı da var. Yani aslında iki koltukta karpuz taşımaz diye, üç karpuz taşımaz diye bir tabir var. Yanlışsam düzeltin beni lütfen. Siz bu meziyetleri nasıl taşıyabildiniz? Zor değil mi? Çünkü her biri alanında ayrı ayrı zor. Vallahi bana yazmak kolay geliyor. Onu söyleyeyim önce. Şimdi ben sadece kitap yazmakla kalmıyorum. Her gün Facebook'a bir şeyler yazıyorum muhakkak. Yani bu benim şeyim oldu, hobim oldu artık. Bir şey yazmak ihtiyacı hissediyorum ve yazıyorum. Şimdi yazdığım kitapların dışında ben yıllarca Londra Türk Radyosu'nda skeçler yazdım. 200'ün üstünde skeç yazdım ve eşimle birlikte bunları sunduk insanlarımıza ve çok beğenildi bunlar. Bunları da ben yazdım. Yani şimdi yazmak nereden geliyor diye soracak olursanız okumaktan geliyor. Ben çok okumasını seven birisiyim. Sürekli okuyan birisiyim. Okuya okuya yazmasını da öğrendim. Yani Kıbrıs ağzıyla olsun, düzgün Türkçeyle olsun yazabiliyorum ve yazıyorum. Yazmaktan da büyük keyif alıyorum. Yani bunu da söylemekte yarar vardır. Zorlamıyorum kendimi, kendi dilinden geliyor yazmaya başladım mı. Onun için devam edeceğim yazmaya. Tabii ki. Zaten eğer keyif alıyorsan arkası gelir. Bir herhangi bir dalda başarının esası keyif almaktır o dalda. Tabii isteyerek, severek yapmak da. Şimdi az önce dediniz, eşimle beraber çok güzel skeçler gerçekleştirdik radyoda. Aklınızda kalan şöyle özel bir tane var mı ekran başındaki izleyiciler için? Ben bir şey söyleyeyim. Burada hemen ben devreye giriyorum. Bizim yıllar önce unutamadığımız, her pazarı iple çektiğimiz Ali Koyran Cafer'den, ki sizin öyle inanıyorum ilk isminizin esas halk içerisinde duyulmasının birinci parodileri bunlardı. Evet. Onlardan bir şeyler yapabilirse bize çok kısa bir skeç alırsak çok mutlu olacağız. Şimdi skeç değil de doğaçlama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Doğaçlama. Şimdi radyoda, eşinizle beraber. Evet, radyoda yarattığımız karakterlerden bir şeyler yapalım. Bir Şevket Demeyren vardı. İşte bu Ali Kolecaher'in konuştuğu lisanı konuşurlardı. Onu yapalım önce. Ondan sonra o birilerine geçeriz icap ederse. Mehrem! Ma neredesin ulan? Nere kayboldun ortalıktan da ararım ararım seni de çıkman ortaya. Ne kaybolması ulan bu da murtad? Ma görmen neredeyim? Kitchen'da. Bana parola kitchen'da çıkasın dışarıda. Bir açık seni isterim. Bir şeyler yapasın gelesin. Bak bu ayaklarım Allah için öldürüyor beni. Çıkartacağım çorapları da doldurasın o leğeni. Su da getiresin bir açık hikayesi bana ayaklarımı. Ulan demedin bana acıktın da sen yumurta kavurayım sana. Şimdi sen ayaklarını yıkayım. Kalk o karı. Kalk çık o karı. Banyoya da yıka ayaklarını. Bilmen olsun yumurta tokanır bana. Uyuz olurum kaşıntı tutar beni. Hart 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 kaşınırım. Ne istedin oğlan? Ben yumurta istedim senden. Yoksa dedim sana mercimek çorbası yapasın bana. Yok öyle demedim bana.
Vallahi öyle demedin bana. Nasıl da devam edin, yalancı çıkaracak bu karı. Çok oluyorsun Meryem, sen kocana karşı hiç akartık muhti değilsin. Asilik yapan ve hoşuma gelmez hiç. Husol olan, hadi kalk geyin de git kahveye bir etçik, kafam dinlensin bunun içinde. Tamam olan giderim kahveye de, kahvede kebap alır da yerim. Oldu, hadi bay bay. Hadi güle güle, ben de yapayım bir etçik iş aklımın anallah için. Şimdi bir de şeyimiz var, bayramlı Arife'miz vardır. Ondan bir bölüm yapalım isterseniz. Ondan da alalım. Uzun zaman oldu yapmadık ama. Arife, ne desin canım? Gel bakayım da kahveye gideceğim. Birazcık konuşalım. Bu sene gidecek mi Kıbrıs'a? Gidecek ve bayram için gitmeyelim? Gidelim canım ama bilin tayyare fiyatları da birazcık pahalı oldular. Onun için elimizi çabuk tutalım da ters keselim tiketlerimizi. Maraz etme be bayram. Götürürük bizim koca karıyı da Kıbrıs'a ora. Vallahi keser bize biletlerimizi giderik hep. Ama iyi davran kendine be. Yok anam. Yok ananı götürürsen Allah için anamız ağladır. Vazgeçesin Allah için götürmeyelim kendini. Cadan olsun. Başka türlü parayı nereden bulacak götürmesek anamı? Hem vallahi anam için öyle söyleme, ben de gitmem ha. Tamam ya, parayı versin. Cadan olsun da kendi gitmesin. Olmaz öyle şey. Tamam. Hadi götürürük onu da. Şimdi ben kahveye gidiyorum. Geldiğimde alır kendini karşımıza da konuşurum. Ama öyle usul usul konuş ha kendine, tamam. Şeytanlar konuşsun kendine. Usul usul konuşulur mu be senin anana? Yahu altından al be bayram anamı. Ne yapalım? Altından alırık, üstünden alırık. Kürek kadar değil, kaynana değil, baş belası. Bir şey değil bayram. Hadi kalk git kahveye da. Gelince gene konuşuruk. Tamam hadi gidiyorum. Böyle geçme oldu mu? Hani çocuklara aşılanma oldu mu bu tiyatro yeteneği? Vallahi elimizden geldiğince teşvik etmeye çalışıyoruz. Güzel torunumuz da tiyatro okuluna gidiyor. Başladı. İnşallah başarılı olacak. Evet. Yani nesilden nesile vallahi çok mutlu oluruz. Madem tiyatro okuluna gidiyor, kızımızdan da bir şey bekleriz böyle. Ben İngilizce şarkı yapacağım. Tamam, İngilizce şarkı söyleyecekmiş. Tamam hadi, kameramıza bakarak güzel bir İngilizce şarkı söyle. I'm going to be famous, I'm going to be a star. People will know me wherever I am. They'll see my name up there in lights. Because I really hit the heights. And with my first CD, well I can guarantee I hit the top of the charts. Bravo. Bravo. Maşallah, ağzına sağlık ama ses de güzel. Ses de güzel. Aile boyu böyle yeteneksiniz. Ben yine Osman abimize döneceğim. Kitaptan bahsedelim. Bir evet. Kitabım vardı zaten. 2002 yılında zannediyorum çıkarttığım evet. Bir kitabım. Bizim insanımız, bizim Lefkoşa'mız evet. Adında. Sonrasında yine son bir kitabım var. Ondan bahsedelim birazcık. Evet, Londralılar isimli bir kitap yayınladık. Bundan birkaç ay önce. Peki neden Londralılar? Şimdi ilk yazdığım kitap Lefkoşa'daki yaşamımı anlatıyordu. Londralılar da Londra'daki yaşamımı anlatıyor. Londra'da tanıdığım insanlardan bahsediyorum bu kitapta. Yüzlercesinden, yani kimi tanıdımsa onlardan bahsediyorum. Onun için Londralılar ismini koymayı doğru buldum. Bir de Kıbrıs'taki kardeşlerimiz Londralı deyip de bizi küçümserler. Londralı deyimi bir yerde bir küçümseme ifade eder. Onu da kullandım ben, yani Londralılar işte biz buyuz diye böyle bir kitap çıkarmayı uygun gördüm. Peki ekran başında izleyenler ne şekilde bu kitaba ulaşabilecekler? Nerelerden temin edebilecekler? Şimdi Kıbrıs'ta kitapçılar satıyor. Epey de satılmış yani aldığım duyumlara göre. Ama Londra'ya ben bir miktar getirdim Kıbrıs'tan gelirken bastırdıktan sonra, ama birden gitti. Hepsi satıldı. Şimdi Kıbrıs'tan gelmesini bekliyorum öbürlerinin. Yolda geliyorlar. Bugünlerde gelecek inşallah. Elime geçecek. O zaman bir duyuru yapacağım ve bir imza gecesi düzenlemeyi düşünüyorum. İnsanlar almak isteyenler gelsinler, oradan kitabı alsınlar. Veyahut oraya gelemeyenler, almak isteyenlere de yine yer belirleyeceğim, telefon numarası vereceğim ve bu kitabı bu şekilde satmaya çalışacağım.
Ama şunu da eklemek istiyorum ben. Biz Adım Adım Londra ekibi olarak, özellikle adından da anlaşıldığı gibi, adım adım Londra'yı dolaşıyoruz. Londra'da yaşayan insanımıza, ekranımıza yansıtmaya çalışıyoruz ve her gittiğim evde ben bunu hissediyorum. Bir vatan özlemi var. Kimse özünde Londralı olmuyor aslında. Sadece buraya uyum sağlıyor. Burada yaşamak zorunda olduğu için, ama gönlü kalbi hep vatanında. Ben onu gördüm. Gözlerden, o hislerden, duygulardan. Şimdi ben son bir soru sormak istiyorum. Sonrasında hediyelerimizi takdim edeceğim size. Teşekkür hediyelerimizi. Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Ev çok güzel. Köşe bucak böyle aile resimleri, eski resimler de var orada. Gördüm. Yani gerçekten güzel. Kendi özümüzü yaşatıyorsunuz burada. Nasıl geçiyor zaman? Vallahi zaman dükkanda geçiyor. Şimdi benim eşim modacıdır da aynı zamanda. Öyle mi? Ne üzerine? Gelinlik ve abiye. Gelinlik ve abiye. Yani 31 güzel gelindir. 31 yıldır bu işi yapıyorum. Tasarım üzerine. Tasarım yapıyoruz. Ölçü üzerine. Evet. Yani evle iş arasında zaman. Benim orada bir masam vardır. O masada ben bir şeyler yazıyorum, bir şeyler okuyorum. Ben karışmıyorum pek yani işin gelinlik tarafına, abiye tarafına falan karışmıyorum. Anladığım bir şey değil. Ben okuyup yazıyorum orada. O masada günümü geçiriyorum. İşte Facebook'la falan uğraşıyorum. Eşim de müşterileriyle uğraşıyor. İşte çalışanlarla uğraşıyor. Günümüz böyle geçiyor. Ama bu sanat dolu eve elimiz boş gelmedik. Naçizane teşekkür hediyelerimiz var size. Çok çok teşekkür ediyorum. Sohbet çok keyifli efendim. Biz dakikaların gerçekten nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Hediyeleri takdim edeceğim ama son kapanışımızda yine güzel bir skeç isteyeceğim sizden. O şekilde yapalım. Ben bir şey gördüm. Kapanıştan sonra bize bu güzel bahçenizi takdim ederseniz memnun olacağız. Maşallah her açıdan bakıyor evlere. Her şeyi de gördüm. Babut sayı da gördüm. Babut sayı nasıl gördün? Özlemini çekerek görün tabii. Nerede gördün babut sayı? Dışarıda. Ha dışarıyı da gördüm maşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Size özel ev hediyelerimiz var. Yani hiç gerekli bir şey değil. Hayır efendim. Estağfurullah. Bu güzel sohbetiniz, bu güzel enerjiniz yeterli bizler için. Kofalı Hot Nuts'ın birbirinden değerli kuru yemişlerinin yer aldığı bir adet Kofalı Hot Nuts'tan hediye paketimiz var size. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde ağız tadıyla tüketmeniz, yemeniz dileğiyle lütfen paketimizi açın. İçinde çok taze, sağlıklı kuru yemişlerimiz var. Evet. Ben kuru yemişi çok severim. Her zaman evimde bulunur. Devamlı. Oo, çok şansımıza güzel. Ne çıktı zaten bu sefer? Devamlı. Tadına bakın. Fıstık. 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 Al bakayım. Afiyetler çok, içerisinde. İyi çok güzel. Ben. Çok teşekkür ederiz. Yani Kofalı Nuts'a da daima zaten buradan alışveriş yapıyoruz. Her yere açmışlar maşallah. Çok güzel. Tabii ki istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sevgili Hüseyin Kofalı'ya bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Cyprus Mezabar'dan iki kişilik yemeğimiz. İnşallah özel anlarınızı paylaşmanız dileğiyle, ama hayatınızdan özel anlarınız hiç eksik olmasın. Her anınız özel geçsin. Çok teşekkür Buyurun. Ederiz. Çok sevgili Engin Yorgancı'ya da çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Ve hediyelerimizin en büyüğü tabii ki Noyanlar Şirketler Grubu'ndan. Noyanların broşürlerinin de yer aldığı çantamızın içerisinde bir de gazetemiz var. Ay içerisinde gerçekleştireceğimiz çekilişimizde sizin de şans numaranız yer alacak. Gazetemizin üzerinde şans numaranız var. Buyurun, bol şans diliyorum. Şayet kazanırsanız çekiliş neticesinde bir hafta sizi aile boyu Noyanların o güzel villalarında, tabii en önemlisi Cennet Kıbrıs'ımızda bir hafta tatile gönderiyoruz. Ama kazanmazsanız şayet yine ay içerisinde daha sonraki aylarda çekilişimize şansınız devam edecek. Gazetemizi saklayın. Noyanların çantasıyla beraber bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi son bir selam alacağım sizden. Sonrasında da güzel bir skeç isteyeceğim. Aileden çok arkadaş, dost var. O kadar çok sevdiğim arkadaşlarım var ki hepsine yürek dolusu selamlar gönderiyorum buradan. Orada bir kız kardeşim var. Ona da selam gönderiyorum. Gerisi hep arkadaş, eş, dost. Evet, selamlarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Eşinizden de bir selam. Tüm Kıbrıs'taki aile, akraba, dostlarımıza selam gönderiyorum. Sizleri hep çok özledim. İnşallah gelirim, görüşürüz. Şimdi tiyatro yeteneğiniz tartışılmaz. Çok gerçekten muhteşem. Ama ses tonu çok güzel, şarkı da zannediyorum güzel söylüyor gibi hissettim ben sanki. Hiç.
Peki, senden de güzel bir selam alalım mı? Kim var kapısta? Benim nenem, dayım, yengem, yeğenlerim. Neredeler? Birileri de köydediler. Çamlıbel'de. Sen selam gör. Selam herkese. Ben geliyorum Kıbrıs'a. Ne zaman gidiyorsun? 8 Ağustos. 8 Ağustos. 8 Ağustos'ta gidiyorsun. Sen gitmeden bu tatlı selamın onlara ulaşmış olacak zaten. Evet. Güzel bir öpücük gönderir misin? Yalnız bir konuda da tebrik edeceğim ben skecinize geçmeden. Türkçe çok güzel. Londra'da yetişmiş, doğmuş bir çocuk. Türkçe muazzam. Tebrik ediyorum. Bu tabii ki anne babanın başarısının dışında sizin de başarınız. Gerçekten. Babası yazması da var. Okuyup yazıyor Türkçe'yi. Konuşurken aksan var, haliyle var. Okuması yazması çok güzel ama. Onlar bizim geleceğimiz, özlerini, kültürlerini unutmamaları çok önemli. Bu mesajları biz ekranlara çok göndermeye çalışıyoruz burada yaşayan ailelerimize. Skecimize geçelim mi? Merakla bilmiyorum bekliyoruz. Ben şimdi skeç var, bahçe var. Efendim sevgili Ahmet Kişmir'in aklı şeyde babutsalarda kaldı. Yok bir de tabii ki bu beyanda ben Osman Bey'in gördüğümde gerçekten sevindim. Ve şunu da söyleyeyim. Tiyatroya yıllarını vermiş. Onunla beraber kader birliği yapmış. Rahmetli Kemal Tuncu, rahmetli Yücel Köseoğlu'nu ve diğerlerini, isimlerini unuttum, diğerlerine de rahmet. Bu meyanda rahmet diliyoruz. Amin. Rahmet istediler. İnanın ki her pazar sizin Ali Koyran Cafer'i dinlemek için sabırsızlıkla asker idim ve beklediğimi plan çekerdim. Pazar gelsin ve sizi dinleyeyim. Ne güzel. Anılar da tazelendi tabii. Evet, skecimizi alalım sizden. Evet, şimdi bir de Emir Ayşe diye bir karakter vardı eşimin yarattığı. Onun da bir yaşlı, çok yaşlı bir kocası vardı Süleyman. Ondan bir sahnecik suralım sizlere. Emir Ayşe, nere kayboldun gene ortalardan? Gelesin çapık da gene tuttu beni belim. Ağrır da kakamam yerimden. Asmacık al oylarda uğraş da, bırak beni işimi yapayım. Hadi bakalım ha Süleyman. Ya. Ha nedir oğlan? Dır. O sandım Allah için elindin. Yapma bir Ayşe bana bunları. Yani ihtiyarladık diye de böyle birecik kaçırdırık üstümüze diye. Bunları ne için yapan bana? Usandım olan elinden usandım. Kaçacağım Rahim seni. Kaçacağım olan gideceğim oraya Kıbrıs'a. Benim adım Emir Ayşe from Karpaz. Dediysem kaçacağım ola bırakayım seni. E kaçacaksan cehennem olsa git zaten. Ne hayırım var bana. Beni de veresin fukarahaneye de baksınlar bana. Bir de para vermem vereyim seni ora güçsüzler yurduna. Allah'ım ne yapacağım bilmem. Hasta oldum, düştüm kuvattan. Bu karıda dır diller beni. Aman Allah'ım ne yapacağım ana. Geber olan geber. Allah için bak o yanda bizim o komşular senden daha ihtiyardır ama. Zıbandırık gibi sapasağlam durur. Ben gittim aldım bu şeyi, adını da söylemem. Komşular da duyacak beni. Iskarta diyecek. Iskarta. Iskarta. Tek mili çürük çıktın olan çürük. Kaderim anam kaderim. Emir Ayşe'nin kaderidir bu. Sen ettin beni böyle Emir Ayşe. Hadi öyle. Dilinle uğraşmanınla ettin beni de yerimden kalk. Kusur ulan hadi kaçıyorum. Kal uğraşla ne istersen yap. Bravo. Gerçekten bravo. Ağzınıza sağlık. Çok güzel. Çok çok güzel. Her bir kılığa girmeniz çok özel ve güzel. Tebrik ediyorum ben. Birkaç karakterimiz daha var ama herhalde onlara bakıyoruz. Yok artık herhalde.
dakikalar inanın nasıl geçti biz anlamadık bu kadar güzel ya, sohbet. Babutsa'mız var durun. Babutsa'mız var. Babutsa yiyeceğiz biraz sonra. Ya, ceviz de mi var? Ceviz var, incir var, üzüm var. Yani Kıbrıslı'nın evinde olduğumuzu hissettik bugün. Biraz sonra bahçeye de gideceğiz ama dakikalar gerçekten nasıl geçti anlamadık sevgili izleyiciler. Bir çat kapımızın daha ne yazık ki sonuna geldik bu hafta da. Çok teşekkür ediyorum ben. Bu kadar güzel misafirperverliğiniz için, skeçleriniz için çok çok güzel dakikalar yaşattınız bize ki eminim ekran başındaki izleyiciler de aynı fikirdedir. Çok mersi, çok sağ olun güzel sohbetiniz için de. Efendim sizler de tabii ki bu özel anlarınızı bizlerle beraber yaşamak, paylaşmak isterseniz lütfen ekranlarımızda belirecek kontak numaralarından bizlere ulaşın. Sizlere de böyle güzel çat kapılar gerçekleştirelim ve birbirinden özel sohbetler gerçekleştirelim. Tabii ki hediyelerimizi getirelim sizlere, özel hediyelerimizi. Efendim önümüzdeki hafta Adım Adım Londra ekibi acaba Londra'nın hangi bölgesinde, hangi eve sizler için konuk olacak? Bir çat kapıda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çamı çama çatarlar, cama kurşun sıkarlar. Çamı çama çatarlar, cama kurşun sıkarlar. Ve koşanın kızları bize çalım satarlar. Ve koşanın kızları bize çalım satarlar. Aman aman canım sana kaynadı kanım. Aman aman canım sana kaynadı kanım. Minaresi, Mausa'nın galesi, üstünde minaresi. Yenile bir yar sevdim, Kıbrıs'ın bir tanesi. Yenile bir yar sevdim, Kıbrıs'ın bir tanesi. Aman aman havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Merhaba Kıbrıs. Merhaba Kıbrıs. Merhaba Kıbrıs. Merhaba Kıbrıs. Merhaba Kıbrıs. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı olarak bu hafta da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla yepyeni bir Adım Adım Londra programında buluşmak üzere. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.